şef Emin Gültekin'in masasındayız. Ama Ramazan ayındayız ve biz özellikle Ramazan'da çekim saatlerimizi değiştirdik. Aslında iftarımızı yaptık. O yüzden tadımları yapabiliyor arkadaşlarımız. Fakat sizinle bu bölümü paylaşmıyoruz tabii ki. Tabii şimdi tadımımızı yaptık ama masada bir eksiğimiz var. Şiva yok. Cuma günü çok zor bir ayrılıktı. Masada olanları biliyorsunuz ama sonrasını bilmiyorsunuz. İzleyelim. Aşkım gerçekten gidiyor musun? Volkan şaka yok. Sen biliyorsan kaç gönül. Sevgilim ben sensiz ne yapacağım burada? Her şey değişir. Birlikte olalım ne olacak? Ha? Biz birlikte olursak her şeyi aşarız gerçekten bak. Volkan böyle yaparsa nasıl ayrılacak? Böyle söyleme. Aşkım ayrılmayalım o zaman. Gitme. Volkan çok geç artık. Neden geç olsun? Buradasın daha gitmedin biz işte. Biz çok denedik. Yapamadık. Bir daha deneyelim ne olacak? Artık her şey bitti. Hayır öyle deme gerçekten. Ne yapayım? Yok, ya hayır, onu çıkarma. O sende kalsın. Bunu sana verecek. Oraya gidince mutlu mu olacaksın? Hayır. Sensiz nasıl mutlu olacak Volkan? Bunlar söylüyorsun ama... Bunlar konuşmak için çok geç oldu. Gerçekten böyle yaparak yemin ederim beni burada gerçekten yuvasız sahipsiz bırakıyorsun. Hakkın helal ya. Şiva. Geleyim mi? Havalimanına geleyim mi seninle? Hayır, kendim git. Ayrılmayalım. Git artık. Of. Gerçekten çok duygusal. Şiva'nın yüzüğünü boynundan çıkartmıyorsun Volkan. Bu arada Şiva bana mesaj atmış. Ne diye? Oh. Zahide abla konuşamıyorum yazmış. Ben de bir şey yazmadım artık. Çünkü diyebileceğim hani çok fazla bir şey yok. Ne diyeyim? Yani Şiva sonuçta bilet olsun. Aldı. Gelmedi. Yırttın. Zannetmiyorum ya. Ama onun da çok iyi durumda olduğunu zannetmiyorum. Aynen öyle. Bence Volkan. De o yüzden konuşamıyor. Bence de. Yüzüğü niye bıraktı ki peki? Ağlıyor büyük ihtimalle. Ne yapsın peki? Yüzüğü götürecek. Volkan, en kötü ayrılıkların bile tek çözümü var, zaman. Çok acıyacak, kalbin sızlayacak. İnan o da gülüp oynamıyordur şimdi. Hiç kolay değil. Ama yokluğu belli oluyor Zahide Hanım. Değil mi? Biz bile alışmışız ona ya. Tabii canım. Derdi veren Allah dermanı da verilmiş. En azından bir mesaj atması, bir araması, ben bir olsam ben de aramam. Telefonumu bile açmam. Ne kadar vicdansızsın. Aynen Şiva öyle. Çocuğumun halini görmüyor musun? Ben kesinlikle. De öyle yapardım. Kesinlikle. Ya Volk sen her şey yapıyorsun. Sen. Bence bir süre karar vermesi lazım hayatım. Aynen öyle. Kafasını bir boşaltması lazım. Çok gidildi üzerine. Ben Volkan'ın kesinlikle mücadele ettiğini, Şiva kadar mücadele ettiğini düşünmüyorum. Emin ol ya bu işte Emin abi kadar kimse mücadele etmemiştir. Adam 8 sefer istemiş yani onda bile yani pes etmemiş. Yani bırakabilirdi de. Mücadele budur yani. Yani işte, bırakabilirdi. Anladın bak en büyük mücadele burada aynen varken öyle. Ben... Biz de çok ayrıldık. Kolay çok değil yani. Sürekli ayrıldık. Bu adam ikincide, yani. Üçüncüde vazgeçebilirdi. Çok ayrıldık. Biz de çok 6 yıl birlikte olduk. Yani hep 6 yılda yani en az 20 kere ayrılmışızdır. Verilmiyor hani başka hayatlara Zahide bakalım. Hanım, ama döndük dolaştık. Bana pencereden
bir üçüncü, dördüncü katta oturuyorlar. Pencereden yüzüğü fırlattığını bilirim. Yerde o yüzüğü aradım. Kız, caddenin ortasında vızır vızır arabalar geçiyor. Buldun mesela. Mu? Buldum. Hayır, buldu valla. Ne yaptın da çıktım, peki geri yüzüğü taktım. Attı? Çıktım geri taktım. Helal olsun. Dağ gibi arkasındaydım çünkü. Evet. Yani evet. Burada Volkan'a bir sitem etmek istiyorum. Aynen öyle. Onun elinden tutacaktı. Bırakmayacaktı o kızı. Sen ne yaptın da o yüzüğü sokağın ortasına attı bu kız vızır vızır yani, caddeye dördüncü katta? Hiç hatırlamıyorum. Sen yukarı çıktın, anası babası yok mu kızın? Nasıl takıp yüzüğü indin tekrar? Hafta içiydi. O zaman ben annesi evdeydi. Bir çiçeğin yanında gülü yüzüğü de içine bırakıp koydum, kapıyı çaldım. Bir de elma şekerini çok seviyordu. İki tane de elma şekeri koydum yanına böyle gönlünü alayım diye. Çok şeyler ya. Yeni adamlar var yarabbim. Görüyor musunuz ya? Abi çıtayı çok yükseltiyorsun. Olayı yapma, gözünü seveyim ya. Yok, olayı anlatayım. Şey, annesi açtı kapıyı. Çıtayı çok yükseltiyor. Dur bakayım, dur. Elma şekerlerini karşı komşuya verdi sinirlendiği için. Karşı komşunun ufak çocukları vardı. Annem kendi istemiyor. Kızına da mı sinirlendi? Ona da kızdı. Annem ne böyle kapının önüne zaman, bir şey koyup kaçıyor hani gibisinden. Mesela aşıklar gibi. Sonra eşim de o arada annesi elma şekerlerini komşunun çocuklarına verirken çocuklar yüzüğü hemen almadı, aldı. Yok, yüzüğü ve çiçeği alabildi. Peki, puanlamaya geçeceğiz. Güveç pide, perde pilavı ve güllaç var. Semiha, sen yenisin, hadi seninle başlayalım bu hafta. Güveç pideyi nasıl buldun? Lezzetli miydi? Çok güzel buldum, evet. Tadı tuzu yerinde miydi? Evet, yerinde hepsi. Peki, perde pilavı? Onu da güzel buldum. Sadece güllaçta gül suyu aradım biraz. Ha, gül suyu. Evet. Aslında onu gülden hatırlattı ama. Evet. Yok, ben bilerek inanılmaz koymadım. Değiştiriyormuş yani gül suyu. Ben yani ilk defa gül suyu olmadan tattım bunu. Gerçekten çok fark ediyormuş. Ben sevmediğim için koymak istemedim. İki kişi için riske attın yani herkes. Peki gülden? Perde pilavının hem gerçekten hamurunu çok beğendim hem de iç harcını. Dediğim gibi buradan çok güzel görünüyor. Umarım içi lapa olmaz dedim ve olmamış. Şükürler olsun. Güvecini de çok beğendim. Çok hoş görünüyordu. Ama güllaç da gerçekten ben sevdiğim için ekstradan söyleyeyim. Gül tadını aradım. Evet. Evet. Çok pardon, bir şey demek istiyorum. Sadece birazcık bu kenarlara doğru gelen yerlerde hafif böyle kalın olmuş. Sanki... Ama onu katladığımız için ister istemez kalınlık oluyor. Şurasını üst mı üste geliyor çünkü yani. Kenar, tam evet. Tam da böyle açmıştım. Şuralarını mı? Şurası. Bu arada ne kadar da güzel olmuş rengi, ellerine sağlık. Kesinlikle. Afiyet olsun. Alisacığım. Ellerine sağlık. Güzel buldum. Çok lezzetli olmuş bütün yemekleri. Güllaç ilk defa yedim. Zaten bütün yemekleri burada ilk defa yedim. Ya sen Türk yemeklerini bizim programda tadıyorsun. En çoğun. Değişik yemekler yapıyoruz ya burada, farklı yemekler. Genel olarak çok lezzetli olmuş. Ama Alisa'ya ilk defa yediği için bence güzel geliyor. Yok, ilk defa yedim. Kötü de olabilirdi. Canım. Kötüye kötü Bilmiyorum, diyen bir kız zaten. Şimdi ben güveç yiyorum. Mesela güveç, yani ekmek tadı var sadece güveçte. Ya Sergen yapma bunu. Gerçekten bak, ama. Bunu gerçekten sadece yapma. Sadece ekmek tadı alıyorum. Bak sen bunu hep yapıyorsun, yapma. Hamurlar da çok kalın olmuş. Zaten öyle olmuyor mu? Ya çok kalın olmuş. Aşırı kalın olmuş. Allah ben aşkına ısırırken zorlandım. Nasıl göster? Ben de göstereyim. Bastırmıyorum bile. Ben de göstereyim. Bak bak bak. Sergen ama özellikle söyledi. Bunun hamuru kalın olacak. Pide şeklinde tamam, olması lazım diye. Sanki, yani sen bundan kır pidesi bekleme. Zeynep o sanki pide gibi olmuş. Gayet yumuşak ya. Ekmek gibi yani, ekmek tadı vardı. Bastırmıyorum yani, gücümü bile uygulamıyorum şu an. Ben buldum bu kıymalı pide. Ben bundan yemiştim daha. Kıymalı pide değil yalnız. Biraz kalın olmuş gerçekten. Ama kıymalı pide olarak söylemiyoruz bunu. Belki öyle olması lazımdır. Ben öyle biliyorum da işte ona benzer bir şey gibi olmuş. Pide belki değil. De öyle olması lazımdır, bilemedim. Ben mi anlatamıyorum? Ya anlamak Zeynep'cim, mı istemiyorsunuz çok tepki gösteriyorsun. Yani. Bir dinlesen yorumları. Ben de, bana da yapılıyor. Hepimiz oraya sen oturuyoruz. Zaten sen de karşılığını veriyorsun. Hayır, ama ben dinleyip yapıyorum. Bekle hayır, birazcık. Hayır sen de yani biz Zeynep, sana haksız eleştiri yaptığımızda. Peki kayınvalidelerim nasıl? Şu özellikle güvecin pidesinin kalınlığı çok konuşuldu. Keziban sen nasıl buldun? Çok güzel oldum, lezzetli olmuş sayıdan da biraz kalın olmuş kenarları ya. Demek ki böyle oluyor ama ben ilk defa yedim böyle şeyi, pide güveci. Ben pide güvecini ilk defa yemeyi bırakmayın, ilk defa duydum. Ama orijinali buysa diyecek bir şey yok. Yok yok, bu değil. Bu. Perde pilavı da güzel olmuş, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hele şey, güllaç çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben gül suyunu sevmezdim, bu dedi çok güzel olmuş. Çok lezzet aldım canım benim, ellerine sağlık. Afiyet, puan veriyorum. Afiyet şifa olsun, teşekkür ederim. Kezban'ım, senin fındıklı baklavan... Ve gözlemen de burada. Ellerine sağlık senin de, yapmak isteyen herkese tariflerini bol bol veriyoruz. Merak etmeyin, YouTube'da da izleyebilirsiniz. Zahide İtişat TV sayfasında da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ramazan'da şahane lezzetler, bol bol yemek yapıyoruz Ramazan'da. Ve topluyorum artık, diğer kayınvalidelerim ne diyecek? Hayriye Hanım, gelini nasıl buldun? Gelinin ellerine sağlık, her şey çok güzel olmuş.
Görüyor musun? Bak. Afiyet olsun anne. Peki. Buyurun. Zayda Hanım gerçekten çok güzel olmuş. Sadece o hani güveç var ya, içi de güzeldi. Fakat çok kalındı kenarları. Herkes anladım, aynı şeyi söylüyor. Anladım. Nasıl buldunuz? Zeynep, vallahi güllacı senin yaptığını bilmesem hazır derim. Harikaydı güllaç. Afiyet olsun. O kadar güzel ki bayıldım ama yavrum o pide olmamış, çok kalın geldi. Pilavın da tane tane, eline sağlık ama güllaç on numara yıldızlı. Afiyet, afiyet olsun. Teşekkür ederim Fulya abla, şaşırttın beni. Volkan, bak oğlum, giden durdurulmaz oğlum. Tamam anneciğim benim. Gidenin arkasından ne ağlanır ne durdurulur. Seven kişi gelir seni bulur. Bu da karıştırdık, karıştırdı ortalığı şimdi. O zaman Volkan da sevmiyor. Tamam anneciğim. O bulsun. Bakma bana belül belül. Kurban olurum o gözlerine. Ama ne kadar zor ayrılmışlar, görmediniz mi? Hiç vicdan yok. Ya nasıl vicdan yok? Onun için soruyorum da yani... Bir seven insan çok sevip de niye bırakıp gider ki? Sen kaçırdın. Bırakacak kadar ittiniz kız, neler uğraştınız. Nasıl ben kaçırmışım ya? Nasıl ben kaçırmışım? Sen kaçırdın. Kusura bakma. Sen Volkan kaçırdın. Aynısını yapsaydı ne diyecektiniz? Erkekliğe yakışır mı? Bilmem ne yapılır mı? Öyle diyecektin. Kulağımın dibinde bağırmayın lütfen. Hem haksız olup da. Bir koltuk öteye git hayatım. Ortalığı karıştırdın karıştırdın. Sonra kenara geçtin, ellerini koydun. Ben bir şey yapmadım. Aynen öyle. Oğlum. Hiç... Yalvarma, arama, seven arar, seven gelir. Hiç oğlum, sakin ol. Bak Volkan bir tek cümle edemiyor, görüyor musunuz karşınızda? Ya cevap vermek istemediğinden, ya söyleyecek bir şey bulamadığından. Hangisi Volkan? İçi kurudu çocuğun, ondandır. Gerçekleri söylüyorum çünkü. Ya gerçekten konuşursam gerçekten kalp kırarım diye sesimi çıkarmak istemiyorum. Peki arkadaşlar, o zaman puanlamaya geçelim. Elinde yoklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz, hadi mutfak bahane.